Selamünaleyküm arkadaşlar. Al Capone'la Vurgun'u ikisini beraber gezdiriyorum arkadaşlar. Başka köpek almadık yanımıza. Zaten hepsi gezdi yani. Jack Russell'ları da çok fazla üşütmek istemedim. Ama Al Capone'un yanına Vurgun'u koyduk. Baron'u zaten arabayla koşturuyorum. Şimdi gerçi bir akşam salması yine yapacağım Baron'u ama Al Capone'u Vurgun'la oynaması için, yani Al Capone biraz oynamayı seviyor karda. Hareketleri boçuyla falan çok güzel oynuyor. Vurgun da kardı sevdi. Karda oynamak istiyor. Bakın Al Capone'un peşine takılıyor. Vurgun saldığım zaman direkt Al Capone'un yanına gidiyor. Al Capone'u seviyor. Ama Al Capone şey ya, hiç Vurgun'a hiç yüz vermiyor. Bakın. Onunla beraber gidiyor. Böyle ona böyle biraz naz yapıyor, cilve yapıyor ama bu Al Capone sığır biraz ya. Anlamıyor yani. Halbuki Vurgun'la şimdiden anlaş yani. Yarın öbür gün kızana girdiği zaman ne yapacaksın? Yalvarsan da belki de kabul etmeyecek seni. Al Capone'un arkadaşlar ilacını sipariş verdik ama gelmedi henüz. Bugün de ilacı bitti. Yarın yani 2 gün yine Kanina'dan destekleyeceğiz. Pazartesi günü gelmiş olur inşallah ilaç. Pazartesi günü tekrar devam et. Evet, onunla da ufak ufak böyle bir oyun yapıyor herhalde. Ama Vurgun korkuyor ondan. Vurgun hemen bastırdı yani. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma. Bakın Vurgun hemen bastırdı. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Vurgun'a herhalde diyor peşimi bırak diyor. Aferin oğluma. Gel Vurgun gel. Korkma ondan. Onu ben gebertirim, sana bir vursun. Pazartesi tekrar aynı ilaca başlayacağız. Şu an çok iyi arkadaşlar. Yürümesi, koşması. Bugün ikinci yürüyüşü. Vurgun da bugün 3 kez yürüdü. Yani yoruldu bayağı bir. Ama karı çok seviyor. Kapıyı açıyorum içeri girsin diye. İçeri girmek istemiyor. Hele Al Capone'u salınca Al Capone'un hemen peşine takılıyor. Aferin oğluma benim. Al Capone gel bakayım bir. Al Capone gel. Gel oğlum. Gel oğlum gel bakayım gel. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ki Al Capone geldiğince gelmiyor, gittiğini. Tabii her zaman dinlemiyor ama genelde artık dinlemeye başladı. Biraz şey olunca, böyle morali yerine gelince daha iyi anlaşıyoruz Al Capone'la. Çuv. Çuv oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Çıv oğlum. Arkadaşlar herhalde şimdiden Vurgun'u etkilemeye çalışıyor da olabilir. Ne kızım? Korkma ondan ya. Hem peşinden ayrılmıyorsun hem korkuyorsun ondan. Tam itaat ediyor herhalde Vurgun Al Capone'a. Bak peşinden de ayrılmıyor.
Aslında iyi bir şey yani. Böyle Bella gibi değil mesela yani. Bella. Bak vurgun var ya. Bak bak onunla beraber gidiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hadi al kapan. Hadi oğlum. Hadi gel buraya. Hadi. Hadi bak. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak Al Capone'u çağırıyorum. Vurgun tekrar geliyor. Aferin oğluma. Aferin Al Capone'a. Yani vurgun Al Capone'u çok seviyor bence. Aferin oğluma beni. Hadi gel. Bakın buralar buz olmaya başladı. Şimdi seviyor musun lan Al Capone'u sen? Sığır o ama anlamıyor senin. Sevgini anlamamış. Yani arkadaşlar Al Capone iyileşirse, yani böyle bir daha bozulmazsa eğer, vurgunla Al Capone'u eş yapacağım. Ama dediğim gibi yani bir daha bozulmaması lazım. Şu an çok iyi. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Şu manzara 10 numara ya. Şuraya, burada kar tutmuyor arkadaşlar. Su aktığı için su karı devamlı kesiyor. Sizce vurgunla Al Capone'u eş yapsak mı? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani bazı arkadaşlar diyor bunda genetik bozukluk olabilir ayağında. Yani genetik olan bir bozukluk sonradan düzeliyor mu? Yani bence genetik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ayaklar şu an çok iyi düzeldi yani. Böyle yürümesinden, koşmasından koşuyor. Sadece büyüme ağrısı, yani bu eklem ağrısı sadece Al Capone için değil, yani bazen böyle hayvanlarda olabiliyor, bu olabilecek bir şey. Ama bakın bunu düzelttiğimiz zaman, yani ek tedavi yaparak düzelttiğimiz zaman bir daha olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz tabii. Onu da ilerideki günlerde göreceğiz. Zaten ben şöyle düşünüyorum. Yani zaten vurgun şu anda 4 aylık, 4,5 aylık herhalde. Vurgun bir daha 2 yaşına kadar çiftleşmeyecek. Bu nereden bakarsanız 15-16 ay çiftleşmeyecek. 15-16 ayda Al Capone zaten kendini belli eder arkadaşlar. Al Capone kendini belli eder. İnşallah da bir daha bozulmaz. Biz de onları çift yaparız. Bugün arkadaşlar araç, burası buzlu. Bugün buradan çıkarken bakın. Yani araç kayıyor ve ön lastik, bakın ön lastik buraya doğru zorladı yani. Ön lastik burayı zorladı. Tam buraya geldi. Yani şuradan altı zaten kaya. Buradan kayıyor. Buradan eğer buz olmazsa kaymaz da buz olduğu için kayıyor. Hızlı çıktığın zaman da bakın izden çıkıp buraya geçiyor araba. Buralar dik rampalar. Yani burası yine dik. Diğer taraf daha dik. Yani diğer taraftan uçurum gibi. Şurası hepten şey. Bakın o kadar bir dik rampa ki yani buradan araba, yani normal kuru havada bile zor çıkar. Burası güneşi çok görmüyor. O yüzden çabuk buz tutuyor. Zaten yani
güneşin en çok olduğu saatlerde bile buraya güneş vurmadığı için burası erimiyor arkadaşlar. Ama diğer yoldan benim için daha iyi. Burayı kullanıyorum çünkü en azından kaysak bile yani sağda solda biraz şeyimiz oluyor. Diğer tarafta direkt uçurumdan aşağı gideriz. Bakın burada gelirken buzun üstünden geliyorum. Yani yine arabanın lastikleri kara uyumlu olmasa da yine de iyi yani. Görüyor musunuz? Buzun üstünden buzu kıra kıra gidiyor araç. Seni bir yıkayayım şöyle dur. Dur seni bir yıkayayım dur. Patiye bak, patiyi bana vuruyor bak. Seni yıkayacağım buraya. Dur şimdi seninle oynayacağız burada. Seni mahvedeceğim dur. Şimdi bizi biri olsa arkadaşlar Al Capone'un benimle oynamasını görseniz Al Capone'a da yakışmıyor ama böyle değişik hareketler yapıyor. Patisini bana vuruyor. Oynuyor benimle yani. Sizin düşündüğünüz gibi bir odun köpek de değil yani o kadar. Bak. Üstüme geliyor görüyor musun? Aferin oğluma. Gel oğlum hadi. Vurgun sen nereye gittin öyle? Gel kızım. Kim oldu bu? Ya şu patinin iz büyüklüğüne bir bakın ya. Şimdi seni bir böyle bir... Sen benimle oynayacaksın. He? Sen benimle mi oynamak istiyorsun? He? Sen benimle oynamak mı istiyorsun? Seni şöyle bir yıkayayım seni gel. Hadi oğlum. Hadi gel bakayım. Hadi oğlum bakayım. Aferin oğluma benim. Vurgun. Gel bakayım, yat. Vurgun resmen Al Capone'a aşık oldu ya. Öyle bir bakıyor ona ki. Yumoş bu da ya. Yumoş. Hadi yumo. Aferin oğlum hadi gel. Hadi oğlum. O bir kızan da olsun da o zaman sana bak nasıl yalvaracaksın ona. Gerizekalı yumo. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Buradan geri dönelim çünkü donmaya başladık. Buz tutmaya başlıyor. Bizi de buz tutturuyor. Ayaklarıma bakın.